harika. Harika. İzmir harika. İzmir harika. İzmir harika. İzmir harika. İzmir harika. İyi akşamlar efendim. Derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe Karagöz'den hepinize iyi akşamlar tekrar. Efendim yanımızda Karagöz Belediye Başkanımız Mustafa Büyük Yapıcı Bey var. Başkanım, öncelikle bizi makamınızda misafir ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim, biliyorsunuz bugün Nazilli'de bir şehidimiz vardı. Önce Nazilli şehidimize başsağlığı diyelim. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Efendim Nazilli'mizin başı sağ olsun. Aydın'ımızın başı sağ olsun. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle şehit cenazelerine inşallah böyle bir daha denk gelmeyelim. Olmasın. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Allah yakınlarına, bizlere, Türk milletine sabırlar versin inşallah. Efendim biliyorsunuz Büyükşehir Yasası ilçe belediyeler için zaman zaman sıkıntı yarattı. Bu Karagöz'ün içinde de böyle bir sıkıntı yarattı mı? Tabii her yeni büyükşehir olan illerin çektiği sıkıntıyı Aydın ili olarak bizler de çektik. Hele Aydın ilinin 90 kilometre ilerisinde en uç ilçelerinden biri olarak Karagöz olduğunu düşünürsek bu sorunu yaşamamız kadar normal bir şey yok. Zaman zaman işte o aslında Büyükşehir Yasası çıkarken öne sürülen işte İl Özel İdaresi zamanında Aydın merkezden bu işler yürütülmesi zor, yerele daha çok ağırlık vereceğiz mantığıyla yola çıkıldığı halde birçok şeyin Aydın Büyükşehir'e veya Büyükşehir olan yerlerde Büyükşehir'e verilmiş olması aynı sorunları beraberinde yaşamaya getirdi ama bir avantajı oldu ki ilçe belediyeleri hele bizim gibi aynı partiden olup paralel çalışabiliyorlarsa, birbirleriyle paslaşıyorlarsa, özel idarenin yapamadığı birimlerin ilçelerde kurulması alternatifini büyükşehir değerlendirince çok daha kolaylaşma bir anda geldi. Ancak o sistemler kuruldu, oturdu, oturacak, devreye girdi veya alınan personel o işi öğrendi, neler yapacağını bildi derken belli bir zaman kaybı oldu ki o zaman içerisinde bizler büyük şehrimizin açığını hissettirmedik. Artık 1-2 senedir de büyük şehirde sistem oturup daha düzenli çalıştıkça Özlem Başkanımın da büyük katkılarıyla Karagöz olarak artılarını yaşamaya başladık. Büyük şehrin 1-2 yıldır güzel nimetlerinden faydalanıyoruz.
müşterek çalışmanın güzellikleri muhakkak yaşanıyor. Evet. Küçük bir ilçe olarak yapacaklarınız, yapamayacaklarınız var. Atıyorum, en basitinden örnek vereyim. Karacasu ilçesinde korumaya alınmış bir hayli evimiz, tarihi evimiz, Osmanlı dönemi evlerimiz var. Çeşmelerimiz var, camilerimiz var. Bunlar hep restorasyon bekliyor. Bu restorasyon olarak bir küçücük ilçenin bütçesiyle bir mimarınız, bir inşaat mühendisiniz yok. Bir tarihi evin restorasyonu için bir sürü kurum gerekiyor. İşte onu Aydın'daki KUDEP'le bunu aşmak mümkün. Ne bileyim, Aydın'daki büyükşehirin olanaklarından, oranın personelinden, kadrosundan, tecrübesinden yararlanmak mümkün. Tabii sancılarını çektiğimiz kadar artılarını da, nimetlerini de faydalanıyoruz. Gün günden sistem oturdukça daha güzel günlere doğru gidiyoruz. Evet. Vallahi başkanım, siyaset hızlandı. Evet. Seçim yaklaştı. Seçim yaklaştı, siyaset hızlandı. Zaten adayınız kesinleşti. Evet, sağ olsun adaylığı başvurumuzu yaptıktan sonra partimizin açıkladığı ilk 105 kişi, Türkiye çapındaki 105 kişinin içerisinde Aydın'dan 5 ilçemiz açıklanmıştı. Aday adaylığı değil, adaylığı netleşen. Evet. O 5 ilçeden biri de Karacasu ve bizim ismimizdi. Partimize, bize bu teveccühü gösteren dostlarımıza herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Allah utandırmasın. Onları da memleketimizde utandırmamak için elimizden geleni yapacağız. Valla başkanım, ben her konuşmamda diyorum ama ben gerçekten belediye başkanlarını programımıza aldığımızda hep şunu söylüyorum. Bu yoğun tempoya aileniz, eşiniz, çocuklarınızı nasıl karşılayacak? Ya çok zor bir iş bu. Siyaset maalesef zor bir sanat. Yani eşinizi, çocuklarınızı çok ihmal etmeniz gerekiyor. Ne kadar özveriyle çalışırsanız çalışın, ne kadar ilgi göstermeye uğraşırsanız uğraşın. Yani bir ailede anne babayı özlüyor zaman zaman çocuk. Düşünün, geniş bir aileden bahsediyoruz ki zaman zaman bu dönem aldığım en büyük şikayetlerden biri, eski dönemim kadar, bir önceki dönem kadar onların içinde olamayışım, yanlarında olamayışım şeklindeki serzenişler. Oysa ben ailemin bile yanında olamıyorum. Zaman zaman, şimdi 29 köy 3 belde bağlandı, 38 mahalleye çıktım ben. Eskiden 6 mahalleyi idare ediyordum bir dönemimde, birinci dönemindeki görevimde. 38 mahalleyi idare etmek, artı büyükşehirdeki toplantıları, Ankara'sı, ilçenize yatırım getirmedikten sonra belediye başkanı olsanız herkese gülüm bacım deyip dursanız neye yarayacak? Çalışmak da zorundasınız. Biraz da kendi iç sorunlarım bu dönemin sonuna doğru gündeme gelince eski dönemdeki kadar esnafıma ziyaret edip halini hatırını soramadım, dostların yanında olamadım. Bu belli serzenişi getirdi ama o açığı kapatmaya çalışıyorum. Yani ona yetişemediğinize göre ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza daha az zaman ayırıyorsunuz. Bu da ailenizdeki en büyük eksiğiniz oluyor. Ama artık iki dönemdir onlar da buna alıştılar. Çocuklarımız büyüdü. Bir anlayışın şeyiyle idare etmeye çalışıyoruz. Ama onların çok mutlu olduklarını söyleyemeyiz. Onlara yeterince ilgi gösteremiyoruz. Evet, geçenlerde geçmiş olsun diye rahatsız geçirdiniz. Evet. Onların bir sıkıntı var mı? Çok şükür bir anjiyo olduk. Anjiyonun sonucu stent takılması gerekti. Stent takıldı. Sanıyorum o damarın tıkanıklığı daha sorun yaratıyormuş ki o gün bugündür daha bir sağlıklı, daha bir dinç. Eskisinden bile dinç hissediyorum kendimi. Şükürler olsun. Yani her kötü olayın ardında bir güzellik, bir iyilik de yatabiliyor böyle. Şu günlerde çok daha iyi hissediyorum kendimi. Daha sağlığıma kavuştum. Şükürler olsun. Allah'a teşekkür etsin. Efendim, şimdi bizim Afrodisas bölgemiz var. Buranın yeteri kadar tanıklığını, yeteri kadar tanıklığını çektiğini inanıyor musunuz? Ya da buraya nasıl bir önlem düşünüyorsunuz? Çünkü gördüğümüz kadarıyla evvelden tabii biraz da turizmin de biraz da geride kalması zaten son zamanlarda. Bununla ilgili bir önlemimiz de var. Teşekkür ederim. İlk
göreve başladığım birinci dönemin günlerine baktığımızda o Afrodisyası günlük 150-200 bin turistin, hatta 250 bin ziyaretçiye kadar ulaştığımız yılları anımsarım. O güzel günleri son 3-5 yıldır unutmuş durumdaydık. Evet. Maalesef bu konuda turizmci işletmelerim benim genelde öğlen yemeği veren restoranlar şeklindedir. Gece konaklama hayal ettiğimiz halde henüz net ölçüsüne ulaşamadı. Ama o turizmin yoğun olduğu dönemlerde öğlen yemeği servisleri Karacosu'da ilçemizde alınırdı. Onlardaki yapıdan gelen gidenin sayısındaki düşüş bizi çok tedirgin ediyordu. Ama alınan önlemler 2009 yılında mücadeleye başladık. UNESCO geçici miras listesine müracaat ettik. Daha sonra kalıcı miras listesine 2017 yılında alındık. Dünya çapında artık dünya kalıcı miras listesine girince Afrodisyas belli bir pike duyuruma kazanmış olduk. Beraberinde Sayın Valimizin ve Özlem Başkanımızın çabalarıyla 2018 yılı 2017'de UNESCO'ya girdikten sonra 2018 yılı da Afrodisyas yılı ilan edildi. Artık onun ürünlerini de görmeye başladık. Onun ürünleri olarak büyükelçilerimiz, konsoloslarımız Karacosu'yu bol miktarda ziyaret etmeye başladı. Onlarla bağlantılar kurulmaya başladı. Çok daha güzel bir gelişme, turizmin içinden gelen çok tecrübeli bir kaymakamımız göreve başladı. Sayın Kaymakamımız Ahmet Soley Bey bu konuda Nevşehir'den, Avanos'tan gelen özellikle seramikçiliğimizi ve Avanos turizmini, balon turizmini çok iyi bilen bir değerli kaymakamımız. Bu konuyla ilgili çok iç içe, Çin gruplarının buraya gelmesinin organizasyonunda, o grupların buraya çekilmesinde, balon turizminde belli hamlelerin başlanması, seramikçilerimize ne gibi ön ayak olabiliriz, neler yapabiliriz çalışmalarının, çabalarının başlamasıyla Sayın Kaymakamımızla beraber yeni bir ivme daha, o grupların buraya gelmesinin çalışmaları şeklinde bir ivme daha kazandık ki bu bizim için önemli. O 150-200 bin turiste ulaştığımız yılların turisti, Avrupalı turisti. Avrupalı turist burayı biliyordu, o turlar zaten biliyordu. Son yıllarda bunlar dönmüştü ama şimdi son gelen konsoloslarımızla bu Çin gruplarının buraya organize edilmesi, angaje edilmesi sonucu, turların buraya dönmesi sonucu o yeniden Afrodisyas ören yerinin bir canlanması. Bizim de çabalarımız belli oranda var. Özellikle Allah nasip ederse önümüzdeki yıl dönemimizin içinde uygulamayı düşündüğümüz önemli bir projemiz Karacosu merkezli müze oluşturma çabamız var. O müzeyle beraber seramik ocaklarımızı, bu demin bahsettiğimiz Arnavut kaldırımlı sokaklarımız, Osmanlı dönemi evlerimizin ayağa kaldırılması, camilerimizin ayağa kaldırılması gibi çabalarımızda turizmin, Afrodisyas'a çektiğimiz o turistin turistik evlerimizdeki restorasyonla Karacosu merkezli konaklamaları dahil bir ivme kazanmasından yana bir hedefimiz var. Bu konuda müze oluşması için yer teyidi, binanın yapılması teyidi gibi birçok teyitlerim var. Allah nasip ederse yani en büyük projelerimizden biri o Afrodisyas'la beraber Karacosu merkezli turizmi oturtabilmek var. Bir harekette kazanmış olacak. Kazanmış olacak. Yani, Afrodisyas'la beraber Karacosu ilçesinin bir kalkınması hayalimiz var. Gerçi biz her zaman diyoruz ya demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu. Aynı zamanda çamur demişken tabii burada arkamızda da görüyorsunuz Sayın İzmir'de. Burada bir kırmızı çamurdan yapılan meşhur bir vazomuz var efendim. Bu bir gelin bardağımız. Gelin bardağımız. Gelin bardağımız. Bununla ilgili biraz bunlarla ilgili bahsedelim. Gelin bardağımız şöyle koyalım. Bizim çamurumuzun özelliği bu kırmızı rengi veren demir. Demir oranımızın çok yüksek oluşu. Evet. Ve kendinden sırlı bir toprağımız var. Kendinden sırlı toprağımız Terra Sigillata dediğimiz önemli bir toprağımız. Ve en önemli özelliklerinden biri de pişme özelliği. En çok ürettiğimiz ürünümüz göveç. Göveç. Çünkü birçok bölgenin toprağı pişmeye gelmez. Fırınlara atıp yemek yapmaya pişmeye gelmez.
pişme özelliği. Bunun özelliğine gelince gelin bardağının özelliği, üzerine kuma gelmesinden endişe eden bir genç kızımızın, evlenme dönemindeki bir genç kızımızın bir testici, o günlerin testicisi ustamıza bu korkularından bahsetmesi sonucu üstüne gelmiş üç kumanın bu gözler kördür. Bir tanesi akar. Onun çocukları olmayıp diğerinin çocuklarının oluşunu simgeleyen özel bir bardak. İsmi de gelin bardağı deniyor. Onun da özelliği o. Hikayesi bu. Tabii bu seramikçiliğimiz bizim ata mesleğimiz. Önemli bir mesleğimiz. Baba oğul çalışılan, eşlerin de çalıştığı önemli bir mesleğimiz. Demin bahsettiğim gibi bizim bu seramikçi ustalarımıza verdiğimiz bir toprağımız var. Bunun toprağını biz temin ediyoruz. Bütün fonlarını ocak işletmesi şeklinde yatırarak esnafımıza yasal koşullarda toprak veren tek ilçeyiz biz. Yani bunun bir de çamura dönüştürülüp çamur halinde verilmesi, esnafımızın işinin daha kolaylaştırılması ve doğru ürün üretilmesi yönünde projelerimiz var. Bunlardan yeni gelen kaymakamımızı Ahmet Bey'e hayallerimizden bahsettiğimizde bir gördük ki Ahmet Bey Avanos'ta bu işin bizzat içine girmiş. Hatta orada yapmayı düşündüğümüz aletlerin çoğunu tanıyor, bu sistemi tanıyor, neler yapmamız gerektiğini biliyor. Esnafımızı toplayarak bugünlerde Aralık ayının 14, 15, 16'sında inşallah Avanos'a toplu bir gezi düzenleyeceğiz. Kaymakamımız orada konaklama yerleri ayarladı. Ben de araçlarını ayarladım. İnşallah gezdireceğiz. Esnafımızı orayı göstereceğiz. Seramikçimiz için neler yapabiliriz, nasıl, neler yapmalıyız, onların programlarını yapacağız. Yani iyi adımlar, güzel adımlarla ilerliyoruz. İnşallah seramikçiliğimiz de güzel noktalara gelecek. Başkanım, şimdi bir şelale var sizin burada. Bahçeköy şelalesi. Bahçeköy. O şelalenin yolu falan yapılacaktı, yanlarına mesire alanı yapılacak, bitti mi onlar? Şimdi oranın yolları bize ait olduğu için yollarında bayağı çalışma yaptım ben. Belli oranda genişletme yaptım. Ancak o mesire alanının etrafı koruma altında, milli parkların kontrolü altında. Orada çok fazla hamle yapamıyorum. Ama her şeye rağmen giden insanlar orada rahat olsunlar diye yaptırdığım bankları, çevre temizliğini kontrol ederek güzel bir şelalemiz var orada. Onu yaşatmaya çalışıyoruz. Milli parklarımızın hamlesiyle çok daha güzel bir şeyler yapılacak orada ama o bizim yetkimizi aşıyor. Çünkü sorumluluk milli parkların üzerinde. Güzel bir şelalemiz. Oranın en güzel tanıtımı Karacasu Kültür Tanıtım Vakfı şeklinde bir vakfımız kuruldu. Bizim bir derneğimiz kuruldu. Bu derneğimiz öncülüğünde kardeşlerimiz var. Bizim hayal ettiğimiz bu gezi yolları projelerimiz vardı. İşte oraya gruplar getiriyorlar, gezilere götürüyorlar. En sık götürdükleri yerlerden biri de o şelalemiz ve yayladaki yürüyüş yollarımız. Evet. O yürüyüş yollarımız projesini o dernek başkanımızı ve yürüyüşü yaptıran kardeşlerimizi, grubu incelemesini istedim. Ben gerekirse GK'dan o projeyi geçiremedik ama işaretlemeleri, bizden beklentilerini yapalım. Çünkü bayağı gruplar gelmeye başladı kardeşlerimizin de katkısıyla. O grupları en çok götürdükleri yerlerden biri de o Bahçeköy şelalemiz. Oranın tanıtımında o derneğimizin katkısını hiç unutmuyoruz. O zaman şöyle diyelim, Nazilli, Aydın'da, çevre il ve ilçe yaşayanlara güzel bir nefes aldıracak bir yer olacak. Özellikle yaz aylarında sıcağında. Yaz sıcağında. Çok serin, güzel bir yer. Zaten değerli izleyiciler, tabii Karacosu'ya gelip görmediyseniz mutlaka Karacosu'ya gelip görmenizi tavsiye ederim. Çok şirin, aynı zamanda yemyeşil. Hani millet Karadeniz turlar yapıyor ama tabii ki o da önemli. Fakat biraz daha gelip de bu Karacosu bölgesini bir gezerlerse en azından Karacosu'muzun yeşiliyle tanışsınlar, değil mi? Şöyle bir elması, bir elmamız var başkanım. Ne oldu, bizim sarı elmamız vardı ya. Teşekkür ederim. Şimdi yeşili deyince doğru söylüyorsun. Şelalemizle beraber yaylalarımızı es geçmememiz gerekiyor. Çok güzel yaylalarımız var bizim. En önemli yaylalarımızdan biri Kahve Deresi yaylamız. Evet. Oranın 3 kilometrelik yolunu olduğu gibi parke döşedik. orada
park yerleri, oturma yerleri, restoranlarımız ve çay bahçelerimiz güzel bir düzenleme yapıldı. Oraya çıkarken Nacıpınar yaylamız vardır. Subaşı yaylamız vardır. Efendim Dedebağ önemli bir yaylamız. Hatta Dedebağ'da biliyorsun her yıl yaptığımız şenliklerimiz vardır. Keşkek ayrımız vardır. Dedebağ'ın ben göreve geldiğimde yolu topraktı. Evet. Olduğu gibi asfaltladık. Bu sene çamurdan çıkılmıyordu mesela. Aynen öyle. 730 yıllık gelenek diyoruz. 736 yıllık gelenek diyoruz. Kaç tane belediye başkanı görmüş? Biz gelinceye kadar bir asfalt yoktu orada. Çok şükür orayı asfaltladık. Hatta bu dönem büyük şehrimize üstüne bir kaplama daha attırdık. Valiliğimizin katkılarıyla orada alanları parkeleme yaptık, türbeyi yeniden yaptık. Büyük şehrimizin katkısıyla dernek yerlerini yeniden aldık, restore ettik. Bay bayan ve özürlü tuvaletleri yaptık. Yine orada bir vatandaşımızın da katkısıyla taşlarını biz çekerek bir belediyemize ait cami yeri vardı. Camiyi bitirdik bu sene. O cami işini de tamamladık. Çok şükür artık Karacasuyu'nun birçok yerini gönül rahatlığıyla gezdirip insanlarımızı yaşatabiliriz. O yeşilin en güzel noktalarını, en güzel yerlerini gösteririz. Hatta bu yaylalarımızda yazın çok konaklı yanımız olur bizim. Günübirlik Nazilli'den gelen dostlarımız olur. Hatta sürekli gelip kalan Aydın'dan, İzmir'den dostlarımız olur Kahvederesi yaylamızda. O sıcak mevsimlerde biz orada çekersiz oturamayız. Elmanınıza geleceğim, unutmuş değilim. Tarım evet. Çok önemli Karacasuyu için. Bu programlarda biz sloganımızı öne alıp işte derinin, demirin, hamurun, çamurun, mermerin hayat bulduğu ilçe deyip bu sloganı açtıkça tarımı zaman zaman unutuyoruz. Senin bu hatırlatmanla birazcık tarımdan bahsetme şansı evet. Yakalayacağım. Teşekkür ederim. Karacasu'daki tarımın en güzel ayaklarından biri, bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz elmacılığımız vardı. Sizin dediğiniz o golden elmalar, starking elmalar, Aydın pazarında, Nazilli pazarında Karacasu elması diye aranılan, kapışılan ürünlerdi. Ama yıllar geçtikçe benim elmacım maalesef günün koşullarında ilaçlama masraflarının çok olması, ürününün eski ürün olup bu Starking Golden cinsi olup kendini çok yenileyememiş olması birazcık elmacılığı öldürdü. Aslında Ateymir tarafında ve bazı bölgelerimde bu bodur elma dediğimiz daha çabuk elma veren, çok miktarda elma veren üreticinin para kazanacağı cinsler var. Buraya doğru kayış yapabilsek elmacılığımız ve elmamızın kalitesi çok fazla. Alemler tarafında bu iş çok fazlasıyla yapılıyor. Ama işte bu elmacılığın pek çiftçimi memnun etmemesi zeytinciliğe doğru bir kayış sebebi oldu. Yaygın bölgemizde daha çok tütüncülük vardı. Bu tütüncülük fazla kota uygulamaları, onların da para etme işi sonucu orası da gemlik cinsi zeytine çok uygun çıktı. Çok güzel zeytinlerimiz yetişiyor. Evet. Son yıllarda zeytinciliğimiz çok güzel noktadaydı ama maalesef zeytincimiz çok perişan durumda. Hele bu sene mahvolduk. Bir Akdeniz sineğidir çıktı ki her taraf berbat oldu. Ürünlerimiz çok kötü oldu. Bir de üretici çok kullanıyor çiftçimize. Bu önlemleri almamız gerekiyor. Evet. Ziraat odamızda ve kaymakamımızda yaptığımız hamlelerde bu ürünün burada değerlendirilmesi, bu çiftçiye sahip çıkılması, birliklerin, kooperatiflerin kurulması yönünde hamleler gerekti. Bu adımlar atıldı, bu sene kooperatifimiz kuruldu. Yanı sıra ziraat odamıza belediyemizin bir işletmesi vardı, tekelden kalan işletmesi. O binada zeytin işletmesi yeri yapmak, zeytinyağı şişeleme yapmak gibi bir takım faaliyetlerde kullanmak üzere verdik ve GEKA'ya da kooperatif kurarak bir proje sunduk. O proje başarı kazandı. 500 bin lira hibeyi de hak ettik. İnşallah bu üretim bu faaliyete geçecek. Kooperatif faaliyete geçecek. Üreticimizi, çiftçimizi böyle dışarıdan gelen bir alıcının çarçur etmesinden kurtarmamız gerekiyor. Evet. Doğru pazarların oluşması gerekiyor. Hatta en önemlisi ki bu sene Sayın Kaymakamımız çok doğru bir hamle yaptırdı bu konuda. Bizim ziraat odamızla beraber ziraat işletmemizi beraber olduk. Yaptığımız toplantılarda konuştuk ve değerlendirdik ki Akdeniz sineğini sen bahçeni
ilaçlayıp ben ilaçlamazsam öteki ilaçlamazsa, yani birbirinden geçiş, bunu önlememiz mümkün değil. Bu seneki gibi ürünümüz çok perişan olacak. Toplu bir ilaçlama yapmamız, bütün bölgeyi ilaçlamamız ve bu sorundan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için kaymakamlığımız, belediyemiz, ziraat odalarımız, ziraat kurumumuz, ilçe tarım ziraat odalarımız hepimiz birleşerek zorunlu bir ilaçlama, herkes üstüne ne düşüyorsa yapacak. Ben belediye olarak işte katkılara hazırım ama asıl organizasyon sağ olsun Sayın Kaymakamımız tarafından yönlendirildi. Ziraat odamız da buna ön ayak olacak. Toplu bir ilaçlamayla bu Akdeniz sineğinden kurtulmamız gerekiyor. Yoksa çok büyük sorunlar, işte yağımızdaki asit oranlarımızın yükselmesi, salamuralık çok güzel zeytinimiz olur bizim. Bizim zeytinimiz Aydın bölgesinde çok aranılan bir zeytindir. Çünkü diğerlerindeki gibi bir sulama sularıyla, efendim kanal sularıyla, dere sularıyla sulamayız zeytinimizi. Doğal kaynak sularıyla sularız. Doğru dürüst ilaç dağıtmadığımız için asıl zaten onunla mücadele, ondan başaramıyoruz. Yani çok fazla ilaç dağıtmayız. Kendiliğinden doğal, doğal bizim içtiğimiz kaynak sularıyla sulanan, hiçbir kirlilik yaşamayan mükemmel bir zeytincilikten, aranılan bir zeytinden, zeytinyağından bahsediyoruz. Bunu bu seneki bu kötü gidişatla heba etmememiz gerekiyor. Hemen önlemlerini alıp önümüzdeki yıla üreticimize, çiftçimize daha güzel günlerin beklemesi için, gelmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu konuda da hamleleri yaptık. Daha çok bizler belediye olarak ancak bunlara destek verebiliyoruz. Zaten biz Karacasu Belediyesi olarak daha önce Karacasu merkezdeki sulama işini bile ele alarak çok büyük zararları göze alıp Dandalaz'dan Karacasu'yu pompajla sulama yaptırır. Karacasu'daki Bereketli bölgesindeki, efendim Karşıyaka bölgesindeki, yayla bölgesindeki sularımızın yetmediği noktayı gene oradan çıkan kaynak suyumuzu Karacasu'yu pompajlatarak ne kadar masraflı olsa da çiftçimize destek olmak amacıyla bu görevi üstlendik. Yıllarca böyle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz Karacasu Belediyesi olarak her şekliyle çiftçinin yanında destek olmak zorundayız. Olmaya da devam edeceğiz. Aa, ne mutlu başkanım. Çok böyle şükür. Sizin bir belediye başkanı konuyu ele atmanız hem çiftçi açısından hem ülke insan açısından tabii çok önemli bir şey. Yani bu evet. Zeytin ve zeytincilikle geçinen, tarımla geçinen insanlar için çok önemli. Fakat son günlerde Sayın Başkanım, yani duyuyoruz işte süt fabrikaları konkartlı ilan ediyor, süt fabrikaları kapatıyor mesela, işte isim vermeyelim buradan ama gerçekten bir sıkıntı da var. Çok süt kötü, para yapmıyor. Çok kötü. Doğru. Yani asıl bizim yaşadığımız buradaki üreticinin girmeme sorunu o. Yani piyasadaki sıkışıklık. Maalesef çiftçi çok zor durumda. Her sektörde birazcık para arzı ve piyasada dönen para sorunu gündemde. Yani birimizde olmadı mı hepimizde olmuyor arkadaşlar. Bunu net konuşmamız lazım. Ben belediye başkanlığından öncesinde Karacasu'da 35 yıldır eczacılık yapan esnaf olan bir kardeşinizim. Yani köylünün elinde para yoksa bilin ki biz Karacasu esnafında da para yoktur. Yani sirkülasyon birbirine bağlı döner. Şimdi bu paranın sirkülasyon etmemesi o üreticinin gelip buradan zeytini, zeytinyağını almamasını getiriyor. Yani hepsi birbirine. Eğer piyasada para arzı olsaydı devlet arabalardaki ÖTV'leri, KDV'leri kaldırıp destek hocam diye uğraşır mıydı? Evet. Evleri alsınlar diye kredi vereceğim, efendim kolaylık yapacağım diye uğraşır mıydı? Kesinlikle. Gördüğümüz piyasada bir dönmeyen, sirküle etmeyen bir para var. Banka faizleri yükselmiş durumda. Bu da üreticiyi de, çiftçiyi de, sanayiciyi de toplum olarak hepimizi etkilemiş durumda. Bunu inkar etmenin anlamı yok. Başkanım, gelirken gördük. Karagöz içinde bayağı bir yapılan yollar var. Evet. Bunlar taş döşemeler yeni mi başladınız yoksa daha var mıydı? Ha, çok şükür. Yani şimdi asıl ana arterdeki yolumuz vardı. Göreve evet. Geldiğimiz yıllardan beri süren, çok şükür o yolumuz bitti sayılır. Tabii büyükşehirimizle beraber yaptığımız en güzel hamlelerden biri, köylerimizdeki en büyük eksik bunlardı. Meydan alanlarındaki parkelerin parkelenmesi, köylere kadar giden yollarımız büyük yol şehrin sorumluluğu altındaydı. Oradan oluşturduğumuz asfaltlarla asfaltlama çalışmaları, inanın
asfaltlama çalışmalarıyla köylerime ulaşan yolların %90'ını ele almışız, yeniden düzenlemişiz, kimi yerleri düzeltmişiz. Parkeleme çalışmasıyla da 300 bin metrekare parkeleme yapmışız. Benim şahsi son yaptığım ihaleyle de 200 bin metrekare daha taş ihalesi yaptım. O hamleleri başladım. Şimdi sizin bu yol üzerinde gördüğünüzde Dandalaz'a doğru inen yolumuz. Şehir içinde büyük şehrimizin sıcak asfalt çalışması ve kaldırım çalışmaları var. Onların yapılabilmesi, düzgün açılması için benim orları şehir içindeki yerlerin istimlakı çabalarım var. O istimlaklar gerçekleşti. Duvarlarını ördük. Büyük şehrimiz sıcak asfaltlarını geçti ve yan kaldırımlarını yapıyor. Son kaplamasını yaptıktan sonra inşallah yani şehir içindeki asfalt çalışmalarımız, sıcak asfalt çalışmalarımız biraz da mevsim geçti. Bu şekliyle noktalanacak ama ben bu yolu aşağı doğru devam etme kararlısıyım. Aşağı doğru genişleme çabalarımı sürdürüp Allah nasip ederse bir dahaki döneme %90 Özlem Başkanım'ın da benim de halkımız teveccüh gösterirse kazanma ihtimalimiz doğrultusunda hamleler yapıyorum. Özlem Başkanım bugüne kadar bizim taleplerimizi hiç kırmadı. İşte garaj dedik sağ olsun. Yanımıza koştu. Kültür merkezi dedik, yüzme havuzu dedik. Her noktasıyla yanımızda olan Özlem Başkanımızın bu sıcak asfaltta da yanımızda oldu. Bunun devamı gelip bu Dandalaz yolunun ana artere bağlanması gerekiyor. Bu şehir arterim benim. Ben bir dahaki yaz dönemi gelinceye kadar, asfalt mevsimi gelinceye kadar yolları genişlemeyi devam ettiririm diye düşünüyorum. Allah bize nasip ederse önümüzdeki döneme Özlem Başkanımızdan da asfalt, çünkü benim ilçe belediyesi olarak benim olanaklarım dahilinde değil. Büyükşehir'den asfalt isteyerek Allah'ın izniyle bu yolu aşağıdaki ana artere bağlama hayalim var. İnşallah nasip olur, gerçekleştiririz. Evet Sayın Başkanım, gerçi daha bir 25 dakikamız var ama. Teşekkür ederim. Burada da bugün evvel yaptığımız projeyi aşağı yukarı konuştuk. Evet. Bundan sonra seçildikten sonra mutlaka bir projeniz vardır. Bunlar nedir efendim, bize anlatabilirseniz? Yaşam içerisinde projeler kendiliğinden gelişiyor arkadaşlar. Yani arz talebi oluşturuyor. Siz hayali proje yapsanız da yaptığınız hayali proje vatandaşın gözünde karşılığı yoksa, onu mutlu etmiyorsa hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. En güzel işi yapmış olsanız bile bu böyle. Şimdi yaşam içerisinde bize getirdikleri var. İşte demin biraz evvel bahsettiğimiz müze gelişmesi. En büyük hayallerimden biri artık Afrodisyas Ören yerinin bir numaralı sit alanının içerisinde bize müze yaptırmayacaklar. Orada çıkan bir dünya eserimiz var. O eserleri ben Karacası merkezli bir müzede, karanlık müzesi içinde olan seramik ocaklarımın gösteri çarklarının ve satış yerlerinin olduğu, tarım ürünlerimin satıldığı, bir sürü takılarım var, dericiliğim var, bunların da satış yerlerinin olduğu otoparklarıyla geniş bir müze hayalim var burada. Bu müzeyi burayı taşıyıp Osmanlı dönemi evlerini restore ederek onların içinde konaklamalar ve Karacosu yemeklerini, çeşitlerini, özelliklerini sergileyebildiğim bir Karacosu hayalim var. Buna doğru adım adım ilerliyoruz ve güzel veriler içindeyiz. Yani ihtiyaç, diyelim ki sanayi diye çok uğraşıyoruz, sanayiyi zorluyoruz ama bence en güzel sanayilerden biri bu olacak. Çünkü Karacasu'nun gerçekleri bizi bu yöne doğru itiyor. Evet. Gene sanayi cümlesini kullanmışken Karacasu'da bir sanayi çarşısına ihtiyacımız var. Sanayi çarşısı için şehir merkezindeki bir yerde önemli çalışmaları yaptık, verileri bulduk, kişiyle anlaşmaları sağladık. Şu bugünün koşullarına uygun halde sanayi yerleri oluşturmamıza rağmen bir baktık ki sanayi esnafımın yeni yapılan ana arter yol üzerinde bir hayali var. Sanayiyi de durdurduk. Çünkü ana yol üzerinde yeni bir hamle gerektirecek. Oraların imara açılması gerekiyor. Şimdiden büyük şehrimize talimat verip yardım isteyip 1/100.000'lik ölçekli planlarda, 25 binlik ölçekli planlarda oralarda sanayi oluşturulacak, satış yerleri oluşturulacak yerlerin çizilmesini talep ettim. Çünkü oralarda artık imar geçirmek zorundasınız. Sanayi yapmak istiyorsanız. Bir de önümüze çıkan
mevcut barajımızın içme suyunu dönmesinden dolayı kısıtlanan alanlarımız var. Bunları da dikkate almak zorundayız. Derken sanayi çarşısını yol üzerinde kurmak istiyorsak o da bu dönemimize sığmayacak. Her şeyimiz hazır olduğu halde buradaki sanayiyi bir beklemeye aldık. O sanayi çarşısını yol üzerinde bu yaptığımız hamlelerle kurmamız gerekecek. O belli bir zamanı alan bir olay. Bu da bizim yapmayı düşündüğümüz önemli projelerden biri. Tarım üzerinde yapmayı düşündüklerimizi söyledim biliyorsunuz. Satış alanları oluşturmak, işte zeytinimizin tatlandırıldığı merkezler oluşturmak, ürün olarak sandığımız noktalarda gibi veya sulamada yapabileceğimiz katkıları, sulama işi biliyorsunuz artık bizden alındı, büyükşehire verildi. ASKİ ile bunun paralel çalışması gerekiyor. Göletlerimizde yapacaklarımız var. Biz bunu geçen dönemimizden çok tecrübeliyiz ama şu ana kadar inanır mısınız özel idareden geçen göletlerin mahkemeleri anca bitmek üzere şeyde büyükşehir tarafından. Büyükşehir mahkemenin devam ettiği göletlere giremedi. Yani onlar üzerinde yapmak istediklerimiz var. Halkın sulamasının kolaylaştırılması, daha kolay sulama, daha ucuz sulamayı nasıl kazandırabiliriz çabaları var. Yani tarım üzerinde de yapacaklarımız bunlar. Mesela seramik üzerinde yapacaklarımız çok şey var. Demin bahsettiğim Ahmet Bey'in tecrübelerinden de yararlanıp bizim hayal ettiğimiz kurduğumuz sistem, çamur hazırlama sistemine geçemesek bile seçimden önce toprağı şimdi elemeye başladım ama daha da iyicene eleyip tam çamur hazırlayacağımız kıvamda toprak bile vermeye başlayabilirim seçime kadar. Ama asıl hayal, asıl hedef presleriyle, vakumlarıyla evet, hazır çamuru esnafıma verme projelerimiz var. Yani hayatın bize getirdikleri, esnafım için bunun gerekli olduğunu görüyorum. Tarım için onun gerekli olduğunu görüyorum. Sanayi için neyin gerekli olduğunu bakıyorsunuz. Onlar için bir alan gerekli. Yani yaşam sizi sürüklüyor, ihtiyaçları. Zaten günler böyle gelişti. Yani biz ben kendimi belediye başkanlığında buluş sebebim de bu oldu. Yani önünüze bir şeyler çıkıyor. Ne çıkıyor? İşte o zamanlar Atatürkçü Düşünce Derneği başkanlığı yaptık. Sevenler Okulu dernek başkanlığı yaptık. Vakıf Yürütme Kurulu başkanlığı yaptım. 12 yıl kadar spor kulübü başkanlığı. O dönemlerimde hep dedim ki işte ilk dönemimde yaptıklarım mesela pazar yerimiz çok kötü, yoğurt peynir pazarımız çok kötü, işte kanalizasyonlarımızda yağmur sularımız ayrı değil, efendim neyimiz yok, arıtmamız yok, bağırdık bunları. Konuşmakla olmaz dediler insanlar, hadi bakalım yürü. O günün ihtiyaçları onlardı, onları söz verdik, çok şükür yerine getirdik. İnsanlar teveccüh gösterdi, ikinci dönemi seçti. İkinci dönemdeki ihtiyaçlar, İşte o büyükşehirin getirdiği sancıları bertaraf etmek, köylerin sorunlarını çözmek, yüzme havuzu yapmak, kültür merkezi yapmak, efendim garaj yapmak gibi sözler verdik. Allah'a bin şükür bu dönem onları da gerçekleştirdik. Şimdi yaşam önümüze o sanayi çarşısını getirdi. Yaşam önümüze o çamur hazırlamayı getirdi. Toprağı veriyoruz ama öbür taraftan müzeyi getirdi. Karacasuyun geleceği böyle güzelleşecek. İnşallah Allah bir dahaki dönemi nasip ederse bu projelerimizi halkımıza sunacağız. Yapmak istediklerimizi anlatacağız. Halkımız da takdir ederse inşallah gerçekleştireceğiz. Vallahi başkan ne diyelim, bu kadar güzel projeler, bu kadar güzel temeller. Biz de inşallah size başarılar dileyelim. Allah utandırmasın. Tabii Allah utandırmasın. Tabii yapılan her şeyi, hangi belediye başkanımız olsa olsun, yapılan her şey vatandaşımızın iyiliği, refahı, onların hayat şartlarını daha da güzelleşmek için güzel bir şey. Tabii ki siz bu konuda bayağı bir emek sarf etmişsiniz. Yani gördüğümüz kadarıyla bayağı bir emek sarf etmişsiniz. Çok şükür. Bundan sonraki projelerde bize başarılar diyor Sayın Başkanım. Gerçekten inşallah olur. İnşallah. Hem müzenin buraya gelmesi, hem efendim bahsetmiş olduğunuz bu çamurun çok önemli. Çok önemli. Bunların bu şekilde pazarlanması tabii çok güzel bir şey. Reklamın kötüsü olmuyor, iyi de, şey de olmuyor. İnşallah olur, başarılar diyorum ben size. Fakat bir barajımız var aşağıda. Dandalaz barajımız. Bu barajımıza su bizden gidiyor. Sizden gidiyor. Maalesef dertliyiz. Dertlisiniz değil mi? Kemal'im teşekkür ederim ilgin için. Şimdi şunu samimiyetle söylemeliyim öncelikle. Ben
fikirlerimi açık yüreklilikle söylüyorum. Önemli olan Karacosu. Bizim evet. Sevdamız Karacosu. Yani yeni aday adayı arkadaşlarımız gündeme geliyor. Onlar da fikirlerini söyleyecekler. Evet. Bakacağız. Belki onların içinde çok daha güzel fikirler çıkacak. Bu fikirlerin birçoğu benim sadece kendi net fikirlerim değil. Tabii. Dostlarla oturduğumuz, konuştuğumuz, esnafımızla konuşup sorunlarını dinleyip gündemimize gelen, ihtiyaçlarımıza bakıp gündeme gelen sorunlar. O aday arkadaşlarımızın da belki güzel önerileri çıkacak. Onların broşürlerine bakacağız. Belki alıp ben uygulayacağım. Belki onlar alıp Allah bize nasip etmezse bizim projelerimizi uygulayacaklar. Ama Karacosu küçücük bir yerde Kemal. Sen de biliyorsun. Hepimiz kardeşiz. Burada birbirimiz içinde yaşamaya alışmışız. Yani ben inanın belediye başkanı olsam da olmasam da işte bu 35-40 yıllık esnaflık macerem süresince nasıl o günlerde belediye başkanı değilimken sorunları dile getirip gerçekleştirmek için yola çıktıysam, bundan sonrasında da belediye başkanı olsam da olmasam da bu işlerin yapılması, takibi, bu işlerin Karacosu için gerekli olduğunu defalarca söyleyeceğiz, anlatacağız, yardımcı olacağız. Gerekirse abilik yapacağız, gerekirse başında olacağız, bu işleri götüreceğiz. İnşallah bu işler, özellikle söylenen işler, inşallah başka dostlarımız da güzel projeler sunarlar. Onların projelerinden bakarım da bu Karacosu için daha güzel olur deyip o projeleri uygularım. Yani hedefimiz bu güzellikleri uygulamak. Baraja gelince dediğin çok doğru. Barajın asıl suyunu Karacasuyu'nun kaynakları besliyor, o dolduruyor. Hatta diğer barajlar gibi değil Karacasu'daki Dandalaz Barajımız. Yılda 3-4 defa dolup boşalabilen, yani arkasında kaynak sularıyla sürekli gelen bir suyun olduğu bir barajdan bahsediyoruz. İçme suyu olarak kalsaydı gene de razıydık. Neden razıydık? Hiç değilse etrafında şöyle piknikler yapardık. Üstünde sandalla gezerdik. Balık tutardık. Veya tesislerimizi gönül rahatıyla yapardık. Şimdi biraz ağır geliyor bize. Neden ağır geliyor? Bizim de sularımız var. Şişeleyip satmasını bilemez miyiz? Biz sulamıyorsak, kalkıp bunu şişeleyip satmıyorsak, bizim halkımız iyi su içsin arkadaş. Bizim halkımız çok önemli. Benim ürünüm iyi suyla sulansın. Önemli demişimken, benim sularımı orada kontrol edip, süzüp suyu alttaki ilçeler kullanacak. Kendi sularını şişeleyip satacak, para kazanacak. Bu adalet nerede böyle bir adalet? Böyle bir şey olamaz yani. Hadi diyelim ki onlar onu suladı, biz kahrını çektik, biz sadece bir Yenice Esençay ucundan sularsak az bir şey sulayacağız. Asıl bölge olarak kahrını çekeceğiz. Evet. Hadi bu kahrı çektik, sulama suyu olarak çektik, tesisleri de yapamayacağız. Her yerden biz şimdi atıyorum sanayi kuracağız diyoruz. Diyecekler ki barajın yanına yaklaşma, oradaki yerleşimlerimizi alacaklar. Böyle bir engel var mı? Maalesef yani içme suyunu döndükten sonra bunlar gerekecek. Arıtma üstüne kurulması gerekecek. Ha bu ne kadar gerekli? Devletin iyi sınaması lazım burada bana göre. Yani buradaki düşünün balık çiftliklerime kadar şey gelmiş. İkaz yazısı gelmiş durumda. Toplayın kapatın diye mi? Yani ona yakın. Yani suyunu buraya salma diyor. Ne yapacaksın? Barajdan sonrasını salacaksın. Bir sürü burada yerleşim var. Ha güzel olan tarafı var mı? Var. Azıcık bir ilaç atılıyorsa artık bundan sonra hiç ilaç atmayacak benim şeyim. Ürünümü yetiştiren çiftçim. Çünkü o ilaç bile yağmurla inecek, o suyun içine girecek. Yani bazı sancılar güzelliklerini yaşayıp o barajın göletin etrafında güzellikleri yaşamak varken İşkence çekmek de mümkün. Yani barajın bize getirisi mi olacak, götürüsü mü olacak? Biraz sancılı bir nokta. Esnafım da biraz tedirgin olacak. Benim işletmelerim tedirgin olacak. Evet. Ama önemli olan ülkemiz, önemli olan insanlarımız. Biz sadece Karacosu değil, aşağı tarafı doyurmaya ant içmiş adamlarız. Gene doyururuz, hiç sorun yok. Başkanım, bir de deri fabrikanız var. Evet. Deri fabrikalarındaki bu arıtma ile ilgili bir ara bir şey oldu. Program falan yapıldı. Gazeteler yazdı. İşte bu arıtma suları baraja karışıyor falan filan diye. Bunun doğruluğu payı nedir?
Ya var işte, dedim ya, balık çiftliğine kadar artık sorun yaratıyor. Yani bir deri fabrikasında ne kadar arıtmanız olsa da o arıtmanın suyunu, evet benim arıtmamın suyu da şimdi barajdan ileri taşınacak. O arıtmanın suyu da barajdan ileri taşınacak. Yani Karacasu'da kurulan her tesis, her yapılan işlem büyük bir kontrol altından geçmesi lazım. Eğer oradan vatandaşa içme suyu vereceksiniz. Yani benim asıl sancım oradan geliyor zaten. Evet Sayın Başkanım, gerçi son bir 10 dakikamız kaldı. Çok şükür. Maşallah. Yani siz her şeyi anlattınız zaten de. Fakat Mustafa Büyükyapıcı, belediye başkanı veyahut da eczacı olmasaydı ne olmak istiyordu hayatı boyunca? Ya bu... Hep bu Karacası yaşamak istiyor muydu? Yani bilmiyorum ama ben değil, birçok Karacasulu'yu sorsanız burada yaşamaktan o kadar mutlu olduğunu söyler ki. O kadar. Yani ben bunu hissedebiliyorum. İnanın ben de çok mutluyum. Yani bir işim nedeniyle bir şekilde benim kardeşlerim, dayılarım, halalarım, bütün sülalem İzmir'de oturuyor çoğu. Nazilli'de birçok akrabam var. Onlar ama yaşam öyle gerektirdi. Yani onların iş yeri orada. Ben eczanemi burada açtım. Onların yanına gittiğimde bile, en yakın dostlarımın yanına gittiğimde bile vakit geçiremiyorum, inanın. Burayı çok arıyorum. Evet. Yani çok ilginç Karacasu'nun yapısı. Yenice'den sonra bir bakarsınız hemen o serinliği hissetmeye başlarsınız. Hava çok değişir. Yaylalarımıza çıktıkça zaten dağın eteğindeyiz. Karıncalı Dağı'nın eteğindeyiz. Evet. Bırakın 3 kilometre üstündeki yaylaya gitmeyi, şu şehir merkezinde dururken bile biz yaylanın eteğindeyiz. Bir de Aydın'ın ormanının en bol olduğu bir ilçeden bahsediyoruz ki bu orman ne kadar bol, yeşilin ne kadar bol, oksijenin o kadar bol demektir. Yani bir de oksijen miktarı çok bol, serinliği güzel, yaşam güzel, elit bir yaşamım var, çok gürültü yok. İnanın hasta olsan herkes birbirini tanıyor. Kapını çalan bir dünya insanım var. Derdin olsa paylaşan çok dostum var. Yani aç kalmazsın. Herkes bir lokma ekmek verir. Hırsızdan, hainden çok korkmazsın. Herkes birbirini bilir. Tanır. Kapıyı ardar gideriz. Güzel. Yani yaşam kolay, güzel. Üstelik dedim ya hani belediye başkanı olsak olmasak öbür adaylarla bile biz can diyeriz. İki dönemdir benimle beraber rakip olan arkadaşlarım vardı. Gene el ele verdik. Beraber çalışıyoruz. Yarın gene böyle olacak. Yani küs olduğun insan yok. Merhaba demekten mutlusun. Aynı ortamda oturuyorsun. Aynı çayı kahveyi içiyorsun. Aynı havayı soluyorsun. Bir güler yüz insanı mutlu ediyor. Yani bırakın beni. Karacasu'da yaşayan insanların %90'ını soracaksınız, çok çok mutludur. Ha ne var? İşte küçük bir ilçede geçim kaynağımız çok fazla değil. Çocuklarımız iş diye, iş alternatifi diye çok dışarı gidiyor. İşte bu bütün çabalarımız o zeytinli uğraşırken, efendim seramiği uğraşırken veya turizm buraya gelsin derken başka alternatifimiz olmadığı için halkımıza nasıl bir geçim kaynağı buluruz? Çocuklarımız nasıl dışarı gitmez? Evet. Yani kadınlarımız için yapmaya çalıştığımız projeler var mesela. Şimdi ondan da bahsedeyim, tabii, ne olur? Tabii ki. Kadınlarımızın mesela kaymakamlığımızın da öncülüğünde yemek yapma kursları başladı. Biçki dikiş kursları başladı. Ne bileyim, engellilerimizle boyama kurslarımız başlıyor. O galoş yapma kursları başladık. Yani bunların amacı onlara bir şeyler verebilmek, örnek olabilmek. Şimdi kültür merkezimizin alt kısmında bir güzel yerimiz var. Evet. O bölgede biz o aşçılık kursu alan kadınlarımıza Karacasu yemeklerini sergileyecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü bize gelen taleplerin içinde en büyük yoğunluk bayanlarımızın iş araması. Evet. Onlara iş alternatifi üretmek zorundayız. Engellilerimize iş alternatifi üretmek zorundayız. Evlerinde bir şeyler yapabilirler. Şu gördüğünüz seramiklerin boyaması gene
Bizim açtığımız kurslarda bayanlarımızın boyadığı örnekler bunlar. Bu tür seramiklerimizi boyayarak alternatif üretmeliyiz. Bunların satış yerlerini yapmalıyız. Mesela en çok zoruma gidenlerden biri benim. Şu yol üzerindeki satış yerlerine bakarsınız. Bizim göveçlerimizi 15 liraya 10 liraya satarlar. Oysa benim üreticim burada tırlarla dışarı veriyor. 3 liraya 5 liraya veriyor bunu. Yani üretenin 2 katı 3 katı bedelle dışarıda satıyor. Benim neden burada satış yerlerim oluşmasın? Evet. Neden bu güzellikleri yakalamayalım? Yani örnekleri çoğaltmak mümkün. Karacasu'da yaşamaktan hepimiz çok çok mutluyuz. Evet, evet. Yeter ki iş alternatifleri oluşturalım, çocuklarımız dışarı gitmesin. Evet, evet efendim. Çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik Sayın Başkanım. Şu, biliyorsunuz baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayalım. Teşekkür ederim. Çok güzel bir hatırlatmaydı. Ben aslında ilk ortaokul öğrenimlerimi Karacası'da yaptıktan sonra Nazilli Öğretmen Okulu'nu bitirdim. Hiç öğretmenlik yapmadım gerçi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanınca Eczacılık Fakültesine gittim ama öğretmen çok dostum, çok kardeşim var. Bu hatırlatma için çok çok teşekkür ederim. Yarın Öğretmenler Günümüz. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü candan kutluyorum. Onları yürekten başarılar diliyorum. Çünkü gelecek nesilleri o güzel insanlar yetiştiriyor. Çok örnek insanlar, çok örnek çocuklarımızı yetiştirdiklerini yürekten inanıyorum. Güzel günler onlar sayesinde bizi bekliyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizi makamımıza aldınız. Evet, değerli izleyiciler, bu akşamki programımızın sonuna geldik. Bir dahaki Başkanlar Konuşuyor programında bir değerli başkanımızla beraber olmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık efendim. Türk TV'de Eylül Özdemir'in sunduğu Eylül'ün Penceresi'nden programı her salı saat 21'de sizlerle. Siyaset, iş dünyası, sağlık, spor, moda ve gündemdeki tüm aktüel konularıyla salı akşamları kaçırılmayacak bir program. Eylül'ün Penceresi'nden. Siyasetin